Adnan Bey, bugün Ağrı'da Türk Silahlı Kuvvetleri ile terör örgütü PKK arasında çalışma çıktı. Çalışmada 3 askerimiz yaralandı. Erzurum'da ise arabası arızalandığı için duran astsubayımıza ateş açıldı. Astsubayımız karşılık verdi ancak ağır yaralandı. Yalnız astsubaylarımıza verilen silahlar kaliteli değil. Bir kere hem otomatik silah verilsin, verilen tabancalar da yani makine kimyanın silahların bir kısmı tutukluk yapıyor işin doğrusu. Böyle yani yabancı silahlar daha kaliteliler ama bilmiyorum yeni geliştirdikleri silahlar varsa da orduya dağıtılmış olduğunu ben görmedim. En kaliteli gelişmiş tabancaları da aslında subaylara. Ben bilirim beylik Kırıkkaleler vardır 765. İşte basar basar çalışmaz falan yani böyle bir gariptir yani birçoğu öyledir, arızalıdır. O bir kere Kırıkkale eski 765'ler falan onların hepsini toplasınlar, eritilsin onlar artık. O modası geçti onların. Yeni gelişmiş kaliteli silahlar dağıtılsın. Evet, subaylarımız da yani çapraz kontrol sistemiyle gezsinler. Tek başına gezmesinler. Polis de, subaylar da. Bir de silahlarında da mermi ağzına verilmiş halde belinde hazır yani rahatça kullanacağı gibi görünürse daha yıldırıcı olur karşı taraf için. Bir de tabancaları da otomatik olabilir yani otomatik silah olabilir. Yani otomatik tabanca olsa daha iyi olur. Yarım otomatik bunlar. Yarım otomatikten sonra tam otomatik daha etkili olur. Özellikle Güneydoğu için. Daha caydırıcı olur. Var bizim kendi yerli yapım tam otomatik tabancalarımız. Onlardan da aslında Karadeniz işi. Bayağı güzel silahlar var. Bak Ümit Özdağ diyor ki 20 yaşında uzman çavuşlar kendilerini korumak için gereken silahları kendi parasıyla satın alıyorlar diyor. Devlet vermiyor diyor. Yani böyle bir durum varsa bu çok vahim. Ama Tayyip hocama helal olsun. Delikanlıymış. Yani nihayet sözümü dinledi. Yani bir kardeşlik sözüydü. Bunu dinledi. Kaç yıldan beri Tayyip hocama rica ediyorum ben bu konuda söylüyorum. Ya bu adamlara güvenmeyin. Bunlar silah bırakmaz. Bunlarla anlayacağı dilden konuşun dedim. Bunları alın hapse atın. Alayını tutuklayın dedim. Bir de ilimle, irfanla bunlara yaklaşmak lazım. İlimle, irfanla, Darwinizmin geçersizliğini anlatarak, materyalizmin geçersizliğini anlatarak. Şimdi başladı operasyon. Tabii bizim hani tanklı, toplu falan bir talebimiz yok. Yani silahlar konuşsun demiyoruz. Ama eğer üzerine gelirse tabii kendini savunacaklar. En mükemmel şekilde savunacaklar. Farz olur. Yani başka türlü ne yapsın? Adnan Bey, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı. Siz söylemiştiniz YPG'ye yardım edecekler, incirlikten kalkınacaklar diye. Hiçbir şekilde böyle bir şey olmadığını anlaşmada söylesinler diye rica etmiştiniz Dışişleri Bakanlığı'ndan. Bugün Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bir açıklama yaptı. Uluslararası açıklama. Hiçbir şekilde Amerika ile böyle bir anlaşmamız yok. İncirlikten kalkan uçakların YPG'ye yardım etmesi gibi bir anlaşmamız yok dedi. Ya Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani her ricamızı yerine getiriyorlar benim gördüğüm. Kendimiz efendim koltuktayız ama fikirlerimiz hep iktidarda. Ne diyorsam sonunda bak benim dediğime geliyorlar ve dediğimi yapıyorlar. Maşallah. Subaylar, askerler, polis hep şikayetçi. Adamlarda uzun menzilli silahlar var diyor. Bizde Kırıkkale var diyorlar. Ya Kırıkkale'yi falan bir kere toplasınlar. Gerekirse şu an mecbur olarak ithal silah alalım. Yani otomatik silahlar, otomatik tabancalar, yani uzun menzilli, barut kalitesi yüksek. Bunları dağıtalım askerlerimize. Yani Kırıkkale mesela çok riskli oluyor. Yani çekiyor, ateş almıyor falan. Adamlar onu bildiğinde daha da azgınlaşırlar. Hepsinde silahlar en son model silahlar. Bizim askerimizin silahları çok daha modern olması lazım. PKK geri çekileceğiz dediğinde hükümet meclisten kanun çıkarttı o zamanlar. İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinde değişiklik yapıp askerin operasyona çıkış iznini valiliklere bağladılar. Bunun hemen değişmesi gerekir.
valiliklere bağlayınca bir yerde olay oldu muydu? Valiye telefon ediyor. O iş uzuyor. Evet. O arada askeri şehit ediyorlar. YPG'ye aman ha, aman ha, hiçbir şekilde destek olmaz. Ya Kırıkkale silah çok tedirgin eder bizim askerimizi, polisimizi. Yani hiç tutukluk yapmayan çok güçlü silahlar olması lazım. Ya tutukluk yapması ne demek ya? Ya ne kadar tehlikeli bir şey, Allah vermesin ya. Bir de bir avuç çapulcu takımını bu kadar şımartmanın bir alemi yok. Yani eğer bizde çok kaliteli silahlar olursa onlar zaten çok yıllarlar silahın kalitesinden, gücünden. Ama tabii kullanılmasını hiçbir zaman hiç istemeyiz. Ben kan hiçbir zaman istemem. Damla kan aksın istemem. İnsanların burnu kanasını istemem. Çünkü güzellikle, akıllı, ilimle yapmak varken silahla niye olsun yani? Ama adam silahla üstüne saldırıyorsa yapacağında bir şey yok. Kendini savunman farz olur. Evet.